Yeni bir videodan herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün videoda şartlı kabul nedir, üniversiteye nasıl başvurulur, bunun hakkında detaylı bir bilgi vereceğim. Daha önceki iki videoda genel olarak anlatmıştım, bu sefer biraz detaya ineceğim. Videoya başlamadan kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve videoyu sonuna kadar izlerseniz bana destek olmuş olursunuz. Hadi gelin başlayalım. Şartlı kabule geçmeden önce üniversite başvuru sürecini biraz anlatmak istiyorum. Çünkü şartlı kabulde bir nevi aslında üniversite başvuru sürecinin bir yolu. Üniversite başvuru sürecinden şöyle kısaca bahsetmem gerekirse, Almanya'da üniversiteye başvuru yapacak öğrenciler DAT, yani Alman Akademik Değişim Servisi tarafından yürütülen ve tüm üniversitelerin yer aldığı uluslararası öğrenciler için merkezi kabul portalından başvuru yapabiliyorlar. Aynı zamanda üniversitelerin resmi web sitelerinden de yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca bazı üniversiteler kendi resmi başvuru sitelerinden başvuruları kabul ediyor. Hatta birçoğuna online bir şekilde de başvuruda bulunabiliyorsunuz. Tabii ki burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Almanya'da hala mektup sistemi var. Bu yüzden de bazı üniversitelerde mektup yollayıp 4-5 hafta gibi bir süreç beklemeniz gerekiyor ki benim şu anki başvurduğum, yani şu an şartlı kabul aldığım okulda mesela ben postayla Almanya'ya yolladım belgelerimi. Daha öncesinde internet sitesinden başvurdum. Daha sonrasında da belgelerimi Almanya'ya postayla yolladım ve 5 hafta sonra benim başvurum açıklandı. Ancak daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi mesela RWTH Aachen'a ben tamamen online kendi platformu üzerinden başvurdum ve tamamen mesai saatleri içerisinde benim başvurduğum dönemde hafta sonu girdiği için 2-3 gün gibi bir sürede bana kabulüm gelmişti. Yani burada kısaca anlatmak istediğim şey şu, süreçler değişebilmekte, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle okulların internet sitelerini okuyarak orada başvurular hakkında başlığı bulunup bilgi verilen yerler var. Buraları özellikle takip etmek gerekiyor. En doğru bilgi bir üniversite için buralardan alınabiliyor. Tabii ki bir de şöyle bir durum var. Başvuru tarihleri değişmekte. Yani bizdeki gibi üniversite sınavı açıklandıktan sonra bir tercih dönemi ve tercih döneminden sonra bir sonuç açıklanma dönemi gibi bir durum olmuyor. Her üniversitenin değişiyor. Kış döneminde, yaz semestrinde de başvurabiliyorsunuz. Mesela genellikle Haziran'da başlayıp Eylül, Ekim gibi bitiyor. Kasım'ı da bulanlar oluyor. Burada gene dediğim gibi bu internet sitelerinde okulların başvuru son tarihlerini, başlangıç tarihlerini takip etmek gerekiyor aslında. Üniversite başvuru sürecinden böyle biraz kısaca bahsetmiş oldum. Çünkü bu süreci biraz anladıktan sonra aslında şartlı kabule geçebileceğiz. Tabii ki ilerleyen videolarda aslında biraz özel videolar çekeceğim bu üniversiteye başvuru süreçleriyle alakalı. Şimdi şartlı kabulden kısaca biraz bahsetmem gerekirse, şartlı kabul, üniversiteye kabul edildiğinizi ancak bunun belli bir koşula bağlı olduğunu ve bu koşulu sağlarsanız üniversiteye kayıt olup öğreniminize başlayabileceğinizi gösteren bir belgedir. Yani burada genellikle aslında şöyle oluyor. Bu dil belgesiyle alakalı oluyor bu şartlı kabuller. Tabii ki ama farklı bölümlerde, mühendislik olsun, tıp olsun, bu gibi bölümlerde aslında aranan başka özellikler de olduğu için şartlı kabule girebilir gene. Şartlı kabul ama benim burada bahsedeceğim dil belgesiyle alakalı olan kısım. Şartlı kabulde genelde şöyle bir durum olur. Aldığınız kabulün üzerinde genellikle son bir tarih bulunur. Yani belli bir tarih içerisinde o belgeyi alıp vermeniz gerekir. Bu tarihe kadar dil belgenizi üniversiteye ulaştırmış olmalısınız. Aksi takdirde öğrenime başlayamazsınız ve elde ettiğiniz hakkı kaybedersiniz. Çok büyük ihtimalle de yeniden başvurmanız ve aynı süreçleri yeniden getirmeniz gerekir. Şöyle bir istisna söyleyebilirim sadece. Bazı üniversiteler dil sertifikası şartını sağlamadan da kayıt olup üniversitenin kursunu bitirdikten sonra bölüme tekrar başvuruya gerek kalmadan başlayabilme imkanı sunabiliyor. Bazı üniversitelerde belli bir seviye Almanca bilgisiyle B1 veya B2 bölüme başlayıp bunun yanında Almanca kursuna devam edip belli bir süre sonra DSH ya da TESOL sınavınızı vermenizi bekliyorlar. Ben şöyle iki örnek verebilirim. Geçtiğimiz dönemde bildiğiniz üzere korona dönemi olduğu için bu dil belgelerini almakta kursların açık olması durumunda sıkıntılar olduğu için bazı okullar mesela şartlı kabulde A2, B1 gibi seviyeleri kabul ederek sizi okula başlatarak bu süreçte 6 aylık ya da 1 senelik dönemde sizlerin bu belgeleri üniversiteye sunmanızı beklediler. Benim şartlı kabulüm ise tamamen farklı. Benim şu an 1 sene gibi bir sürem var. Gerekli dil belgesini alıp okula başlayabilmem için. Ben şu an dil okuluna gidiyorum. Üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıt yaptırıp başlamış değilim. Ancak bu 1 sene içerisinde belgemi aldıktan sonra başvurum zaten var. Kaydımı yapıp
dil belgemi sunarak başlayabileceğim. Yani burada aslında gene üniversiteden üniversiteye değişecek şekilde farklı şartlı kabul şekilleri olabiliyor. Tabii ki bir de şöyle bir şey var. Az önceki ilk örnekte verdiğim gibi şimdi korona döneminde geçtiğimiz 2 senede özellikle belli yasaklar gelip insanların ellerinde olmayan şeyler oldu. Mesela kurslar kapatıldı. Mesela sınav merkezleri kapatıldı. Bu yüzden genellikle siz okula iletişime geçtiğiniz zaman da size gerekli kolaylıkları sağlıyorlar. Şartlı kabulle bu kadar bahsettikten sonra aslında daha bahsetmeye devam edeceğim ancak şöyle birkaç tane şartlı kabul veren üniversiteler hakkında bilgi vermek isterim. Aslında şöyle gene en doğru bilgileri üniversitelerin web sitelerine girip bulabilirsiniz. Çünkü ben bu süreçte şartlı kabul biraz özel bir kabul şekli olduğu için direkt bulamadım tabii ki. Aslında tüm üniversitelere Türkiye'de bir üniversiteye yerleştikten sonra başvuruda bulabiliyorsunuz. Birkaç tane temel evrak yollamanız gerekiyor. Şartlı kabul dediğim gibi biraz özel bir alan olduğu için bu yüzden ben de danışmanlık şirketlerine mailler attım. Bu şirketler bana sağ olsunlar birkaç tane özellikle şu üniversitelere başvurabileceğim hakkında örnek olması sebebiyle üniversite isimleri söylemişlerdi. Ben de bu isimler üzerinden gittim. Tabii ki bu isimler üzerinden giderken az önce birazdan bu birkaç tane ben de isim söyleyeceğim ama kimi üniversitelerle maille iletişime geçerken şartlı kabullerinin olmadığını ancak şöyle bir durum oluyor orada. Kursları oluyor. Okul bünyelerinde Almanca kursları oluyor. Ancak bunun adına şartlı kabul demiyorlar. Farklı adlandırmaları oluyor. Ben az önce bahsettiğim gibi şartlı kabulden, benim de anladığım bu süreçte ve şartlı kabul denilen şeyin de zaten tanımı bu olduğu için bu şekilde kendimi anlatmaya çalıştım. Üniversitelere mailler attım. Ancak birkaç tanesi belki şimdi sayacaklarım arasında gene aynı şekilde sizler mail attığında cevap verecekler vardır ama birkaç tanesi gene diyecektir ki bizde şartlı kabul bulunmamakta. Halbuki şartlı kabul size bir kabul veriyorlar. Siz bu kabul sayesinde vizeye başvurabiliyorsunuz. Ayrıca kurslara başvurabiliyorsunuz. Bu kurslar genellikle üniversitelerin anlaşmalı olduğu kurslar olduğu için sizin de üniversitelerden şartlı kabulleriniz olduğu için normal bir öğrenciye göre dışarıdan bir insana göre 30-40 euro gibi ciddi oranlarda indirimli bir şekilde bu kurslara kayıt olabiliyorsunuz. Ayrıca en önemlisi biraz önce bahsettiğim vize süreci gibi. Çünkü vizeye gelmek için bir amacınızın olması gerekiyor bu ülkede ve bu amaca bu belgeyle kanıtlayabiliyorsunuz aslında. Bunun dışında da tabii ki mesela şöyle bir durum var. Ben önümüzdeki dönemde belgemi aldıktan sonra başka üniversitelere tekrardan başvurmayı düşünüyorum. Buradaki süreç biraz daha kolay olduğu için ben bu üniversiteyi tercih etmiştim. Yani bu ama şöyle bir durum var. Gerekli belgeyi aldıktan sonra, dil belgesini aldıktan sonra diğer okullardan kabul alamasam bile şu andaki bulunduğum okula sadece dil belgemi sunarak okula başlayabiliyorum. Yani şartlı kabul almanızın böyle bir avantajı var ekstradan. Evet, bu süreci daha fazla uzatmadan birkaç tane okul ismi söyleyeceğim. Tekrardan ama diyorum siz bunlarla iletişime geçtiğinizde farklı cevaplar alabilirsiniz. Özellikle de maille zaten 2 farklı dil olduğu için biraz anlaşılması zor oluyor. Ancak siz gene de bu bahsettiğim okullar hani bir isim bir şablon olur ve bunlar üzerinden bir kolaylık olur. Çünkü benim için benim işimi en kolaylaştıran şey bu oldu. Belki 100 tane üniversite var Almanya'da ama 10-15 tane bana verilen isimlerle ilerlediğim zaman daha kolay oldu. Zaten hani şansınızı arttırmanız için 3-4 başvurabildiğiniz kadar üniversiteye başvurmanız gerekiyor ama birçoğuna aslında para vermeniz gerekiyor başvuru için. Bundan da normal başvuru sürecinde bahsedeceğim bu ücretlerden. Aslında çok fazla bir ücret değil ama 75 euroydu benim ödediğim. Gene de bir Türk öğrenci için hani çok bir para kuru yüzünden. Bu yüzden 3 biraz daha uygun oluyor. Bazı üniversitelerin başvuruları ücretsiz oluyor. Bu değişiyor. Yunanistan yaptığınız zaman gene 1-0 ödüyorsunuz. İkinciye daha ucuz bir ücret ödüyorsunuz gibi bir şey. Gene uzattım bu kısmı ama konuştukça da aklıma geliyor. Kusuruma bakmayın. Şöyle. Şimdi ben de dediğim gibi birkaç tane üniversiteden bahsedeceğim. Bu rehber olur. Siz gene internete girip yazdığınız zaman da şartlı kabul veren üniversiteler diye danışman firmalarla iletişime geçtiğiniz zaman size de birkaç tane isim toplarsanız şansınızı arttırıyorsunuz. Yani zaten oradan bir şekilde siz ediyorsunuz veyahut da başvurduğunuz yani başvurmayı düşündüğünüz okul size mailde olmadığını söylüyor. Bu şekilde deniyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hamburg Üniversitesi, Freie Universität Berlin, FU Berlin kısaltmasıyla, Münster Üniversitesi, Bonn Üniversitesi, Hannover Üniversitesi gibi üniversiteleri sayabiliriz. Ayrıca
Dediğim gibi benim başvurduğum üniversite Teknische Universität Klosterl'de şartlı kabul veren üniversiteler arasında. Bunlar sadece örnek olması için söylediğim üniversiteler. Dediğim gibi bunları daha detaylı araştıracak şekilde. Çünkü yani ben de çok detaylı okul isimleri söyleyemiyorum. Dediğim gibi çok değişkenlik gösteriyor. Bu, şeyinde yazıyor, internet sitesinde yazıyor. Veyahut da konuştuğunuz insanlar size şartlı kabul olduğunu söylüyor. Ama bir şekilde farklı sonuçlar çıkabiliyor. Yani olmadığını söylüyorlar. Şöyle söyleyeyim ben size mesela. Ben A'dan kabul alırken dil belgemde herhangi bir sıkıntı olmadan kabulümü alabildim. Ancak kayıtta sıkıntı çıktı. Benim de zaten niyetim mesela okuldan kabul alıp bu kabulle vize başvurusunda kullanıp yurt başvurularında ve dil okulu başvurularında bu kabulü göstererek bir sene veyahut da 6 ay bir dil okulu yaptıktan sonra gerekli belgeyi alıp ondan sonra üniversiteye başlamaktı. Ancak bana kabul sürecinde herhangi bir sıkıntı çıkmadan ben kabulümü aldım. Ve defalarca da dedim ki benim A2 Almanca dil belgem var. Bu bir sıkıntı yaratır mı dedim. Bana hiçbir sıkıntı olmayacağını söylediler ama kayıt sürecine geldiğim zaman kayıt için gerekli belgeleri yükledikten sonra 2 hafta gibi süreç geçti. Ondan sonra bana dediler ki dil belgen yetersiz. Sonrasında ben yetkili birilerini bulup onlarla konuşmaya çalıştım ve en sonunda bana dediler ki kusura bakmayın çok büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. Ancak bizim kabul mektubumuzu kullanarak gene vizeye başvuruda bulunabilirsiniz denmişti bana. Ancak tam o sırada da benim diğer okuldan kabulüm geldiği için o okulun direkt şartlı kabul adı altında kabulüm olduğu için yurtlara ve dil okuluna ayrıca vizeye başvurmam da daha kolay olacağı için bu okulu kullanarak geldim ben böyle. Yani anlatmak istediğim şey şu. Kabul almama rağmen hani başıma böyle bir şey geldi ve hani bu süreçte gerçekten çok şey değişebiliyor. O yüzden hani imkanınız olsa 100 üniversite varsa 100 üniversitenin hepsine de mail atıp gerekli bilgileri alın. Çünkü çok değişken bir şey. Bu süreçte de kesinlikle okullardan resmi mailler gelene kadar da kesinlikle şu var bu var diyenlere de inanmayın. Çünkü değişebiliyor dediğim gibi. Ben sadece örnek olması için söyledim. Gerekirse bana da inanmayabilirsiniz. Zaten dediğim gibi bunu teyit etmek için bu okulların web sitesinden gerekli makamla alakalı mail adresimi bulup iletişime geçin mutlaka. Sonra benim başıma gelen gibi bir durum başınıza gelebilir ki mesela şunun da örneğini söyleyeyim. Ben Ziegler Üniversitesi'ne de başvurmayı düşünüyordum. Buranın da şartlı kabul olduğunu öğrenmiştim. Ondan sonra portalına girip başvurumu yaptıktan sonra en son kısımda benden belgeleri yüklememi istiyordu. Bu kısımda iletişime geçtim ancak en sonunda benim anladığım kadarıyla benim normal bir şekilde bölüme başvurduğumu düşündüler. Bunu anlatamadım tam olarak. O yüzden de Ziegler Üniversitesi'nden yani bu senelik şartla kabul için vazgeçmiş bulundum. Önümüzdeki sene için tekrardan başvurmayı düşünüyorum. Ama bu senelik vazgeçmiş oldum. Hani orada bir iletişim sıkıntısı oldu. Ben kendimi doğru ifade edemedim. Onlar beni doğru anlayamadılar. Çünkü şöyle bir durum oldu. Şartlı kabul için ben başvurduğumu düşünürken orada benden dil okulu, özür diliyorum, dil belgemi, sağlık sigortamı, gerekli finansman şeyimi göstermemi istiyordu. Halbuki bunlar yani kesin kabul aldıktan sonra kaydınızı yaptırırken normalde okulların sizden yüklemenizi istediği şeyler. Bunları benden orada istiyordu. Ya da o an sanki okulun faal bir öğrencisiymişim de bir kursa, bir derse kayıt olmayı düşünüyormuşum gibi bir karşılık aldım. O yüzden iletişim sıkıntısıyla da o başvuruyu gerçekleştiremedim. Bu yüzden bu süreci inceleyip iyi sık dokumak gerekiyor. Videonun biraz sonuna yaklaştık. Ben aslında burada düz bir metin okumaktan ziyade kendi yaşadıklarımı anlatarak bu süreci gerçekten birinci ağızdan sizlere iletmek istedim. Ancak tabii yaşadığım o kadar çok süreç çok uzun bir süreç olduğu için laf açtıkça açtı. Her şeyi bahsetmeye çalışırken biraz uzattık tabii ki. Videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Başvururken hangi belgeleri kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Başvuru yaparken dil belgemi, lise diplomamı, lise transkriptimi, üniversite kabulümü, ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi olarak üniversite kabulümü derken Türkiye'deki bundan bahsediyorum. Tabii ki bir de şunu da söyleyeyim. Okulun kendi internet sitesi üzerinden, kendi portalı üzerinden ben başvuruda bulundum. Başvuruda bulunurken oraya belli bilgilerimi girdim. Doğum tarihim, mezun olduğum okul, diploma notum vesaire. Bir sürü kendim hakkında eğitimim ve kendi şahsi bilgilerim hakkında bilgiler girdim. Daha sonrasında bu belgeleri de, bahsettiğim belgeleri de o siteye yükledim. En sonunda da başvuruyu onayladığıma dair bir belge aldım başvuruyu bitirme noktasında. Onu çıkartıp imzalayıp bunları toplayıp bana verilen adrese, okulun bana gönderdiği adrese bunları postaladım. Daha sonrasında 5 hafta sonunda
bana kabulümü verdiler. Dediğim gibi bu belgeleri kullandım. Ancak arada unuttuklarım olabilir. Bu unuttuklarım olursa aşağıya ekle. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur, güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenip paylaşırsanız diğer insanlara da ulaşması açısından bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.